Nasıl bu ortaya atılan iddialarla ilgili? Şimdi bakın, biz uzun süredir bu iddiaları ortaya koyuyoruz. Mesela Demirören ne hakta Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi aldığını sorduk. Bunu 3 yıl önce sorduk biz. Banka ne dedi? Ticari sır dedi. Çiftçinin parası, halkın parası ticari sır olur mu? Burada Demirören banka dolandırıcılığı suçunu işlemiştir. Çok kısa bir süre içerisinde suç duyurusunda bulunacağız. Ziraat Bankası yönetimi 4 soruya cevap versin. Ne kadar kredi çekti? Vadeleri nedir? Ödeme yapıldı mı? Yapılmadıysa suç duyurusunda bulunup icra takibine geçildi mi? Eğer Ziraat Bankası bunları yapmamışsa o da görevi suistimal suçunu işlemiştir. Net. Burada 750 milyon dolardan bahsediyoruz. Ve utanmazlar. Ve aile hakkını yitirmiş insanlar. Çiftçi Ziraat Bankası'ndan 10 bin lira kredi çektiği zaman, 3 ay ödemediği zaman traktörüne, ineğine, sabanına icra yoluyla el koyuyorsunuz. Tarlasına el koyuyorsunuz. Kim Demirören? Sülük gibi yapıştılar ülkenin sırtına. Ha, Tayyip Bey'in emriyle Doğan grubunu alacaksın. Devletin parasıyla alacaksın. Tayyip Bey'in borazanını çalacaksın. Ondan sonra bu parayı ödeyemeyeceksin. Bu vatan hainliği. O parayla Türkiye'de 300 bin çiftçi icradan kurtulurdu. Ziraat Bankası'nın görevi çiftçiye destek olmak mı? Yoksa Demirören'e destek olmak mı?